Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yazın son ayına girdik ve an itibariyle hem dolarda hem borsada kritik seviyelere ulaştık. Dolara baktığımızda 5.50 civarı bir hareket görüyoruz ki aşağıya doğru bir eğilim hala devam ediyor. Borsa İstanbul'da Amerika ve Çin arasındaki çatışmadan nasibini aldı. Sert bir şekilde geriledi ama daha sonra şimdi toparlayıp kendisini 100.000'in üstünde kalıcı bir yerde tutmaya çalışıyor. Tabii bu atmosferde yatırımcıların kafasında iki tane temel soru var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, benim elimde geçmişten gelen 6 üzeri maliyetli Amerikan doları var. Buradaki zarardan nasıl kurtulacağım? İkincisi de, elimde nakit var. Ben bu nakdi Borsa İstanbul'da mı değerlendirmeliyim? Dolar mı almalıyım? Altın mı almalıyım? Hangisi benim için daha avantajlı diye düşünüyor. Ve hemen akabinde şöyle bir problemleri daha var. Acaba ben borsaya ya da dolara girersem hangi seviyelerden girmeliyim? Ve hedef olarak satış bölgelerim neresi olmalı diye düşünüyorlar. İşte bu videonun ilerleyen dakikalarında yatırımcıların bu sorularına bir nebze de olsa cevap vermeye çalışacağız beraberce. Değerli arkadaşlar, bu cevaplara geçmeden önce altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. O da şu ki, haberlerin bu kadar pozitif ve negatif bir şekilde arka arkaya geldiği bir ortamda ben doları ya da borsadan hisseyi aldım, hedefi de belirledim, oturdum bekliyorum dersek arkadaşlar, ne yazık ki her yeni gelen veri bir pozitif bir negatif, yani bir olumlu bir olumsuz olarak gelirken arkadaşlar, sizin belirlediğiniz hedef noktasına kısa vadede ulaşmanız imkansız. Ki dolar TL kurunda yaşadığımız örnek tamamen bu. Yani 6 üzeri maliyeti yaparken bir veriye güvenildi. İşte kassa yaptırımları denildi. Ama hemen arkasından gelen, direkt Amerikan Başkanı'ndan gelen bir açıklama, işte burada o ulaşacağınız hedefi kısa vadeden bir anda uzun vadeye itmiş oldu. O zaman yapılacak olan ne? Değerli arkadaşlarım, doğrusal beklentiler içinde olmayıp haber veya veri odaklı olmamız gerekiyor. Yani demek istediğim şu, gelecekte şu olur bu olur derken uzmanlar bir şekilde o an itibariyle verilere, haberlere dayanarak bir tahminde bulunuyorlar. Ama o saatten, o dakikadan sonra gelen her haber ya da her veri sizin geçmişte yaptığınız çıkarımı bir şekilde terse getirebiliyor. İşte eğer dolarda ve borsada bundan sonra yatırım yapacaksak ya da yapmışsak ve zarardan kurtulmaya çalışıyorsak, mutlaka bu haberlerdeki, verilerdeki akışı çok iyi incelememiz gerekiyor. Demek istediğim nokta şu, bir haber mi geldi? Bu dövizi yükseltici mi etki yapar yoksa düşürücü mü etki yapar? Bir haber geldi. Bu hisse piyasasına iyi mi gelir, kötü mü gelir? İşte bunun mutlaka düşünce boyutunda bir irdelenmesi gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu anlattığım konuyu birazcık daha açalım. Doğrusal beklentilerimiz vardı geçmişte. İşte sadece bir veriye dayandık ve şu olur dedik. 6.09'dan dolar aldık. Olan oldu, biten bitti. Buradan nasıl kurtulacağız? Şimdi buna odaklanmamız gerekiyor. Buradan kurtuluş için iki tane yol var. Bunlardan birincisi, ya hareket etmeden bekleyeceğiz ya da hareket ederek, portföyü çevirerek 6.09'dan mesela örnek olarak aldığımız o dolardaki maliyeti aşağıya doğru düşürmeye çalışacağız. Her iki yolda da nasıl davranacağız? Gelin ona biraz girmeye başlayalım. Şimdi birincisi, eğer biz hareket etmeden bekleyeceksek dolardan olası çıkış kapılarını belirlememiz gerekli. Peki nedir bu çıkış kapıları arkadaşlar? Dedik ki 6.09 maliyetli dolarımız var ve bundan kurtulmak istiyoruz. Ya hareketsiz kalacağız dedik ya da hareket edip maliyeti düşüreceğiz dedik. Hareketsizken arkadaşlar kaçırmamamız gereken kapılar, yani olası durumlar şu. Birincisi, mesela S400 katsa yaptırımlarını konuştuk ki artık bu olay bitti. Bittiğine dair de zaten biliyorsunuz iki tane görüş var. Amerika Türkiye'yi kaptırmamak istiyor diyorlar. O yüzden Başkan Trump yaptırım uygulamadı. Ya da Trump'la Erdoğan bir şekilde anlaştı ama S400'ler aktive edilmeyecek diye dedikodular var. Olan oldu, biten bitti. O zaman 6.09'da bizim maliyetimiz varsa, bizim için ilk çıkış kapısı, yani bu dolarları satmak için arayacağımız ortam, olay ilk olarak aklımıza bize barış koridorunu getiriyor ki bu lafı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez telaffuz etti. Yani bunun adı da
Fırat'ın doğusuna operasyon. Değerli arkadaşlar, böyle bir operasyonda elinde dolar olanların dikkat etmesi gereken iki tane konu var. Birincisi, operasyonda Amerikalıların rızası var mı yok mu? Bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu da tabii ki haberlerden ve basından anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Amerikalıların verdikleri tepkilere bakacağız. Eğer böyle bir operasyon vuku bulursa ve böyle bir operasyondan sonra Amerika'nın direkt savunma bakanı, Dışişleri Bakanı, bizzati başkanı çıkıp sert açıklamalar yapılırsa, bilin ki arkadaşlar burada Türkiye ve Amerika arasında gizli bir anlaşma yoktur. Bu noktada 6.09, 6.24 gibi rakamlar karşımıza gelir ve geldiği zaman da doları vermek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama şunu da unutmayın, operasyon esnasında hep vurguluyorum bunu. Amerika ve Türkiye arasında iki birliğin çatışması ya da bir temas olursa elbette ki kurun 7'ye doğru dayanması da olası olarak gözüküyor. İkinci durum dikkat edilecek. Böyle bir operasyon vuku bulursa dedik ki eğer açıklama ya da böyle kınama, eleştiri gibi bir beyan Pentagon sözcüsünden, Beyaz Saray sözcüsünden, yani ilk maddedeki söylediğim makamlardan daha alt makamlardan gelirse, ki genelde bu organların sözcüleri çıkar konuşur, İşte o zaman arkadaşlar ya Amerika buna rıza göstermiştir ya da bir şekilde Türkiye Amerika'nın onayını almıştır ya da almasa bile Amerika çok fazla kafasına takmayacaktır anlamına gelebilir, ki bunun kur dilinden değeri de İşte çok fazla sert yukarı hareket olmayacağı, maksimum 6.09 gibi bir gerçekleşmelerin karşımıza çıkacağıdır. O zaman bizim 6.09 maliyetli bir yatırımcı olarak bir numaralı çıkış kapımız arkadaşlar Barış Koridoru operasyonu. Burada duruma göre doları verelim dedik. Peki bu durumda borsada ne yapmalıyız? Borsa sert düşüyorsa kesinlikle videonun ilerleyen dakikalarında belirteceğim teknik noktalardan, yani destek seviyelerinden hisse almayı öneriyorum. Burada tabii iki tane önemli nokta var demiştik. Eğer Amerikalılar rıza göstermemiş ve en yüksek makamlardan itiraz ediyorlarsa haliyle bunun yansıması borsada sert düşüşler olur. Ama Pentagon'da, efendime söyleyeyim, Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüleri açıklama yapıyorsa, yani gizli bir rıza varsa da borsadaki düşüşler de anlık olarak kalırlar. Ama lütfen burada unutmamanız gereken bir nokta var ki şu: alımları kesinlikle tek bir noktadan değil, kademeli, yani farklı desteklerden, yeni fiyatlardan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki bir numaralı çıkış kapımız dedik ki Barış Koridoru operasyonu yapılırsa o olabilir. İki numaralı çıkışımız ne olabilir arkadaşlar? Ki burada önemli olan bir detay şu ki Ağustos ve Eylül enflasyonları, bunu hep vurguluyoruz, matematiksel bir etki olan baz etkisi nedeniyle düşük gelecek. O zaman çıkış olarak arkadaşlar Ekim-Kasım aylarında yükselmeye başlayacak enflasyona etki edecek bir iç ya da dış siyasi şok ya da ekonomik şokun bir şekilde bize ikinci çıkış kapısını oluşturması gerekiyor. Ki burada ikinci çıkış kapısı olarak benim takip etmenizi ısrarla önereceğim konu şu ki ticaret savaşları. Bakın, ticaret savaşlarında çok kritik gelişmeler oluyor. Çin ilk defa Amerikan yaptırımlarına karşı yuan'ın değerini düşürdü. Burada dolar yuan paritesine baktığımızda 1 dolar 7 yuan'ın üstüne çıkmaya başladı. İşte burada yuan'ın değersiz kalması bir kur savaşını bize çağrıştırıyor ki burada Çin Merkez Bankası'nın her gün yaptığı fixing dedikleri sabitleme işleminde eğer 7'nin üzerinde bir yuan görmeye devam edersek arkadaşlar, burada ortalık çok fena karışacak. Ki zaten önceki videolarımızda bunun Türk ihracatına da çok olumsuz etkileri olacağını, iç piyasada zaten kriz yaşadığımızı, dışarıdan böyle gelecek bir şokla bizim için işlerin daha da kötüye döneceğini söylemiştim ki işte ticaret savaşında bu 7 üzeri yuan'ın durması halinde arkadaşlar bir noktadan sonra kurda da yukarıya doğru hareketler görülebilir. Türkiye için söylüyorum çünkü ihracatı olumsuz etkilenecek. İşte bu da bizim için ikinci bir çıkış kapısı olabilir. Ayrıca siyasi olayları da kollamak lazım ki şu an mesela Basra Körfezi'nde Amerika ile İran arasında bir gerginlik de var. Oradaki haberleri de takip etmekte fayda var.
görüldüğü gibi arkadaşlar çıkış kapıları var ama yani hareket etmeyen portföylerin zararı kapatması için çok da fazla önümüzde alternatif yok. Hele bir de Türkiye'nin mesela bu barış koridoru meselesinde 5-15 kilometreye razı olduğunu düşünürsek bu kapı da yüzümüze kapanacak. Ya da kısıtlı bir operasyon, göstermelik bir operasyon yapılırsa da burada yukarı doğru kurlarda bir hareket görülmeyebilir. Ancak işte o zaman yine yıl sonuna doğru bir beklentiyi ötelemek gerekir. Peki o zaman hareket etmemiz lazım. Yani portföyü hareket ettirmemiz lazım. Burada hareketten kastımız nedir? Bakın bunu grafik üzerinde gelin beraber paylaşalım. Değerli arkadaşlar, grafikte yatay kırmızı çizgiler desteklerimiz, yani düşen kurda alım yapacağımız bölgeler. Bu bölgeler sırasıyla bakın belirttim 5.54, 5.42, 5.32 ve 5.17 şeklindeki, zaten bu 5.54'ü aşağı doğru geçti. Şimdi sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan eğik çizgi alçalan trendimiz, ki kur onun altında kalmaya devam ettiği sürece düşmeye devam edecek diyoruz teknik olarak. Kurun o çizgiyi yukarı doğru geçmesi ne demektir? İlk olarak 5.53-5.54'ten aldığımız doların satılacağı anlamına geliyor. Peki böyle bir durumda satış noktaları nereler? Onları da arkadaşlar yeşil yatay çizgilerle belirledik. Bunlar da 5.63, 5.73, 5.82, 5.93 ve 6.09 olarak direnç bölgeleri. Yalnız burada önemli vurgulamak istediğim, unutulmaması gereken bir konu var. O da şu: 5.53 maliyetini 5.63'te satarken lütfen arkadaşlar şöyle bir kafayı kaldırıp bir yaşama, yani haberlere, verilere bakmak gerek. Eğer mesela an itibariyle sıkıntılı, sürpriz, negatif bir haber varsa, biz bu grafikte 5.63 dedik diye kur orada durur mu? Yani orada satılır mı? Tabii ki durmaz. Çünkü haber eğer gerçekten ağır, kötü bir haberse kur sert bir şekilde yukarı gidecektir. Yani birinci direnç değil, ikinci direnci de kırabilir, üçüncü dirence doğru da yaklaşabilir. İşte o zaman gözlemlemek gerekiyor. Burada kur çizilen dirençlerden hangisinde durdu ve hangisinde bir momentum kaybettikten sonra, ivmeyi kaybettikten sonra yatay hareket yaptı ya da geri döndü. İşte değerli arkadaşlar, habere bakın. Yani doğrusal beklentiler olmayın demekten kastım buydu. Bu noktada işte kurun döndüğü seviyeden doları verip gitmemiz gerekiyor. Yani bu destek ve dirençlerde pusuya yatmamız şart. Peki arkadaşlar, borsada ne yapmamız lazım? Birincisi şu: orta ve uzun vadede ben borsadan daha fazla getiri sağlayacak bir enstrüman, finansal enstrüman tanımıyorum değerli arkadaşlar. Tabii bu tamamen benim şahsi fikrim. O zaman borsada iç, dış, siyasi ya da ekonomik şoklarda, işte gelen kötü haberlerde bir şekilde alıp kenara atmanın ben faydalı olduğuna düşünüyorum. Peki bu seviyeler nedir? Hangi seviyelerde bu alımları gerçekleştirmeliyiz ki? Borsa ile ilgili de bir grafik hazırladım. Gelin bir de onun üstünde paylaşalım sizlerle bu bilgileri. Borsada kırmızı yatay çizgilerle gösterdiğim destek noktalarında pusuya yatmamız gerekiyor. Ama unutmayın ki dolardı, borsaydı fark etmez. Fiyat düşerken hangi olay düşürüyor bunu? Mutlaka analiz etmemiz, bir sorgulamamız gerekiyor. Eğer olay kötüyse, yani çok sert bir gelişme ise, o zaman düşen fiyat illa ilk destekte duracak diye bir kaide yok arkadaşlar. Yani haberin ağırlığına göre ikinci ve üçüncü desteğe kadar da fiyatın gerileme ihtimali olabilir. Aynısını çıkış için de düşünebilirsiniz. Yani çizilen dirençler için de geçerli bu olay. Yani çok iyi bir haber geldi diyelim. Fiyat ilk dirençte mi duracak? Hayır. İkinci, üçüncü dirence kadar da yükselebilir. Şimdi bu açıklamalardan sonra da borsada alım seviyelerim nerelerdir? Görüyorsunuz zaten 97.000, 94.000, 90.500 ve 87.500 ile pusuya yatmak faydalı olabilir arkadaşlar. Yükselişlerde ise satış için pusuya yatacağımız seviyelerse 100.000, 101.800, 103.400 ve 105.000 olarak belirtilebilir. Değerli arkadaşlar, burada videoda vurgulamak istediğim olay şu: hareketli ya da hareketsiz bir çıkış yolumuz var. Her ikisinde de mutlaka doğrusal beklentiler içinde olmayacağız. Mutlaka aktif olacağız ve en azından veri akışını çok yakından takip edeceğiz.
Tabii burada yaptığımız hadise sınırlı bir zamanda bir analiz yapıyoruz. Ama derseniz ki bana balık verme, bana balık tutmasını öğret. İşte o noktada arkadaşlar bizim eğitim verdiğimiz bir internet sitemiz var. Borsaeğitimi.com diye internette araştırın arkadaşlar. www.borsaeğitimi.com Bu adrese girin. Orada eğitimlerimizle ilgili çok detaylı bilgiler bulacaksınız. Eğer uygun görürseniz de sizinle beraber bu eğitimleri icra edebiliriz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.